Ve yarından önce devam ediyor. Birbirinden değerli konuklarım var stüdyomda. Hem de anneler günü yaklaşırken aslında hem bu iki kadının müthiş hikayelerinden bahsedeceğiz. Hem yaptıkları işte zaten dikkat çekici, hem de anneliklerinden de konuşacağız. Ben sabırsızlanıyorum aslında onlarla konuşmak için. Almuno Merter Çörm. Artık evet. Çörm de geldi soyad. Evet, eklendi o da. Bütün aile boyu Merter Çörm olduk. Hep beraber onu kullanıyoruz. Nasıl? Eşiniz de mi sizin soyadınızı aldık? Eşim de Merter Çörm. Çocuklarımız da Merter Çörm olarak. Çünkü ben babamın soyadının da devam etmesini çok istiyorum. Yeni kaybettim biliyorsunuz Ferdi Merter. Allah rahmet eylesin. Evet, dolayısıyla o da aldı. Çok benim çünkü aileme inanılmaz düşkün bir adam. Hep birlikte Merter Çörm olduk. Ben de kullanıyorum hepsini. Merter Çörm ailesi çok ilginç evet. bir aile. Soracağım sorularımı. Alev Şenol. Evet. Hoş geldin. Buyurun. Hoş bulduk. Modacı ama hani alıştığımız modacılardan değilsin aslında. Bir hikaye var, bir yolculuk var. O evet. yolculuğun sonunda modacı olarak karşımıza oturdum ve gerçekten aslında modacı de değildi gidiyor. Aslında. Sokağın kültürünü ve halkın beklentisine göre insanların... Halkın modacısı diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Doğru aslında. Bir metre kumaşla başlayan bir hikaye. Normalde beyaz yakalı çalıştım uzun yıllar. Üniversite bitirdim. Herkes gibi işe girdim. Ardından da hani herkesin bir dipten çıkış hikayesi vardır. Öyle bir çıkış hikayesiyle bu oluştu benim hayatımda. Hani modacıdan çok aslında girişimci desek bana daha doğru olur. Girişimci kadınları araştırırken zaten bulduk bu arada. Hani modacıları araştırırken değil de böyle aslında yarından çünkü haddim biz... değil benim hani evet. mesleğim değil yani ben sonrasından dahil oldum. Hani bu işe emek verenlerin yanında benim modacıyım demek biraz şey olur hani ayıp olur biz onlara karşı. Biz aslında girişimci yönünüzle biraz daha fazla ilgilendik bu arada. Hani şöyle yarından önce programında böyle yeni keşfedilen ya da herkesin keşfetmediği kişileri birazcık izleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Evet. Özellikle de başarı hikayelerine, çok kadın başarı hikayelerine de çok yer vermeyi herkese seviyoruz. Herkese örnek olsun. Değil mi? Kesinlikle çünkü aslında asıl ihtiyaç duyulan şu dönemde umut olduğu için herkesin de kendi hikayesini yazma çabasının olduğu zamanlarda hani ben en azından nacizane belki bir rol modellik çiziyorumdur. O yüzden teşekkür ederim Acem Odacı diye vasıflandırdığınız için ama ben tamamen olayın girişimci ve işletmeci kısmındayım. Emek veriyorum. Şimdi modacılığın yanında girişimcilik kısmına baktığımızda birçok faaliyet de var değil mi? Tabii. Neler yapıyorsun? Şöyle 6 yıldır benim bu Alev Şenol oluşum hikayesi oluştu. Sosyal medyanın hayatımıza dahil olmasıyla aslında ilk keşfedenlerden oldum oradaki pazarı. İlk böyle kızımın doğumuyla işte anne çocuk bir örnek giyimler modaydı o dönem. O zamanlar X-Small alıp onu küçültüp Alev'e giydiriyordum kızıma. Sonrasına baktım herkes beğeniyor. Dedim bundan bir şeyler olabilir. Ama o zamanlar tabii çalışıyorum özel sektörde. Bunu hani öncelikli konuma getirmiyorum. Hani hepimizin hayali oluyor ama o konfor alanından çıkmadıktan sonra gerçekleşme olasılığı sıfır. Sonrasında bir gün o benim konfor alanım alt üst olduktan sonra hani işsiz kalmam. Onları soracağım. Tüm aynı. O hikayeyi baştan sona aslında dinlemek istiyorum. Gerçekten ben de çok büyük zevkle anlatıyorum. Sonra böyle bakıyorum geliyor gözlerim doluyor hemen. Ya. Sonrasında da böyle bir hikaye oluştu. Artık insanları hayal eden ya da ekonomik durumu yeterli olmayıp ama içinde kalan çok fazla kadın, anne var aramızda. O yüzden ben de onların hayal ettiği kombinleri diken bir kadın olmak oldu hayalim aslında. Böyle her bütçeye uyabilen uzaktan ölçü sistemi kurdum. Uzaktan ölçü dünyanın... Evet bu çok zor. Bunu dünyada ilk yapanım. Web sitemde de anlatıyorum Azim'le. Videolarımı çekip hep yüklüyorum işte. Ölçü nasıl alınmalı? Beden proporsiyonunda uzaktan ölçü nasıl olur? Aslında o kadar kolay ki. Çünkü şöyle düşünün. 36, 38, 40 diye bedenler gidiyor. Ama bu bedenlerin içerisinde hepimizin belli markalarda tercihleri vardır. X markada şu beden, evet, Y markada bu beden. Aslında benim yaptığım olayı kolaylaştırıyorum. Sizin göğüs, bel ve beden boyunuza göre üretiyorum çok aslında. Çok güzelmiş. Ve bunu ölçmek de çok kolay. Kadınlara da hep diyorum ki bedenini sev. Önce kendini ölç, bedenini tanı. Bak ondan sonra her şey akacak falan diye aktarıyorum. Olayın ne kadar kolay olduğunu. Onu alıştılar. Da öğrenmek isterim ilerleyen dakikalarda İnşallah. Bu arada. Onu da sorayım. Almuno Merter'i tanırız zaten yıllardır. Hani hem oyuncu kimliğin hem yaptığınız işlerle biliriz zaten ama Almuno Merter Çörm'ün çok değişik bir hayat hikayesi oldu. Değil mi? Evet, birleşti, hepsi birleşti. Sonuçta yine Almuno Merter, Almuno Merter olarak hayatına aynı idealleriyle. Evet. Şimdi yazar kimliği de. Yazar kimliğim benim, bu benim 9. kitabım. Evet, iyice. Kitaplarım çok fazla var. İlerledi. Ama bu benim gerçek bir bebeğim. Çünkü
adı gibi 9 ay 10 günlük bir süreci anlatıyor. Evet, bakalım bu. Hatta kitabımıza şöyle bir isteriz. Bir yerden çok büyük bir mutluluk alırken bir yerden de çok büyük acılar yaşadım bu 9 ay 10 günlük sürede. Ben evlat edinmeye karar verdiğim anda, çünkü benim bağışıklık sistemim çok güçlü. Bazı kadınlarda bu oluyor. Öyle miymiş? Evet. Ve bağışıklık sistemi olunca vücuduma giren her şeyi mikrop olarak algılayıp atıyor ve bebek sahibi olamıyorsunuz. Bu bende çok büyük travmalar yarattı. Çok üzüldüm, yürüyemediğim, 3 ay falan yürüyemedim. Yani çok zorlandım, nefesim yetmedi. Çok tedavi denediniz mi? Tüp bebek çalışması iki kere oldu. İkisine de kaybettim. Vücut demek ki hani embriyoyu yabancı bir yabancı olarak algılayıp evet, onu atıyor. Bir anda atıveriyor dışarı ve bir gece bir televizyon dizisi seyrederken evlat edinme olayını gördüm ve dedim ki evet ben de evlat edineceğim. Eşime söyledim. Eşim çocuk çok istiyordu fakat ben ölüme çok yakın günler yaşadım ve o benim dedi ki ben seni kaybetmek istemiyorum, çocuğumuz olmasın, tek olmayan insan biz olmayacağız dedi. Fakat bu evlat edinme fikrini çok kolay kabul etti hemen ve başladık çalışmalarına. Fakat benim tam buna başlayıp kararımızı verip de başvurumuzu yaptığımız anda babam yoğun bakıma kaldırıldı. Çok zor bir süreç geçti. Çocuklarımın okeyi verilip de benim gerçekten hayatımın içinde artık Merter Çorum olarak yer alacakları anda babam vefat etti. Ve tam 9 ay 10 günlük bir süreç oldu bu. Hmm, o da aslında o yüzden bir doğum ve sancılı evet. bir süreç olmuş aslında yani düşününce. Ben bu süreçte iki kişilik yaşadım aslında. Haftanın 3 günü pazartesi, salı, çarşamba İngiltere'de, biliyorsunuz İngiltere'de yaşıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba çocuklarla çok mutlu, işte onlarla aile. Perşembe, cuma, cumartesi çok acı çekerek bir zaman geçirdim. Evet. Zor bir süreç oldu ama gerçekten hayat bazen insanı çok ilginç size. Bir şekilde sınıyor. Herkes evlatlık da alamıyor hani istediği anda da. Hani evlatlık değil, evlat ediniliyor. Evlatlık çok yanlış bir kelime. Ay çok özür dilerim bak mesela. Evet, benim onu hep düzeltmeye çalışıyorum. Evlat ediniliyor yani evlat ne kadar sürdü sizin bu süreniz? Bütün bu işlemler 9 ay 10 gün fakat bizim karar verme aşamız ondan bir sene daha bir geriye sene. Gidin. Ve işte eğitim verdiler bize, anne baba olma eğitimi. İşte bu çocukların psikolojisi tamamen tersten çalışıyor. Yani ben yıllarca çocuklarla çalıştım, drama eğitimleri evet. verdim. Drama dersiniz var, psikoterapi var dedik. Ya, tamam ben biliyorum buna gerek yok falan dedim. Ve girdiğim zaman yaşadığım şoka hiçbir şey bilmiyormuşum çocuklarla ilgili. Çünkü tamamen her şey dersten. Neler farklıydı mesela? Bir de şunu merak ediyorum. Hani İngiltere'de evlat edinme süreci nasıl işliyor? Bizden farklı mı? Bizden zor mu? Bizden farklı tabii. Bir kere biz evlat edinme ve koruyucu aile diye ayrılıyor. Ben direkt evlat edinmeyle başladım. Bizden farklı işleniyor çünkü bize çok ciddi eğitimler veriliyor o dönemde. Çünkü bu çocuklar, mesela benim çocuklarım hastane odasına bırakılmış ve gidilmiş çocuklar. Biz artık çocuk bakmak istemiyoruz demişler. Kızım 4 yaşındaydı bana geldiğinde. Onun yanına da bebeğini, erkek kardeşini getirmişler, bırakmışlar. Yani doğum anında kadın o gün çıkmış gitmiş ve gitmişler. Evet. Bu i̇ki çocuk, kardeş yani. İki kardeş. Bana gelene kadar 4 tane koruyucu aile değiştirmiş. Hep başka çok evlere. Travmatik ama bunlar. Çok travmatik. Mesela hala bana geldiğinde çok yapıyordu. Mesela şimdi bazen gece kalkıyor, mutfaktan yiyecekleri topluyor, yatağın altına koyuyor ve orada saklıyor. Ben birkaç kere buldum, dedim ki neden böyle bir şey yapıyorsun? Önlem alıyorum dedi. Aç kalmamak için. Aç, çünkü hep mayonez işte ekmeğe sürmüşler. Hep kuru bir şeylerle beslenmişler Ay. Falan. Bunun gibi çok travmaları var tabii. Mesela ben buradan birkaç gün gecikip gitmediğim zaman bir kere hastalandım, zatürre oldum geçen aylarda. Geçmiş olsun. Hemen babasına demiş ki annem de mi cennete gitti? Ya. Ya da işte ya siz bizi bırakıp giderseniz o zaman ne olacak gene? Çok böyle hep panikle yaşıyordu. Şimdi artık resmi olarak bize geçtikleri için o panik azaldı. Ama böyle çok ciddi hep diken üstündeydi ve bazen çok ciddi sendromları oluyordu. Yani yaşadığı travma çok küçük yaşta yaşadığı evet, travma evet. hiç kolay bir travma İlk değil. İlk geldiği zamanlar bütün yani yıkıyordu, büyük sinir krizleri geçiriyordu. Hep bırakılacak, hep bırakılacak. Bir gün bunlar çok da güzel. Bırakacak beni diye. Bu arada fotoğraflarını evet. görebiliyoruz fonda. Ne kadar da güzel bir kızmış. Çok güzel aile olmuş. Hani Allah bağışlasın, birbirinize bağışlasın. Kesinlikle. Gerçekten çok güzel bir kız. Enteresan bir şey de birebir bütün karakteri benimle aynı. Size evet. benziyor sanki. Bütün huyu suyu, oğlan babaya benziyor. Kız yani bir kere zaten acayip oyunculuk onu diyecektim biraz oyunculuk yeteneği de var anladığım kadarıyla. Ay, pozlardan... Anlatamam size yani kocam gel, şöyle diyor arada bir Allah'ım diyor bir tane diyor prima donna vardı ikincisi de geldi bizim eve ikisi de böyle geziyorlar falan diye. Ne çok mutlu güzel. Size. Evet.
Çok eğlenceli bir kız. Çok hayata bağlı. Hep gülüyor. Oğlum da öyle. Hep gülen çocuklar. İnşallah ömürleri sizin benim yanına yetsin. Sizin sayenizde ama siz onlara hayat vermişsiniz. İnşallah benim ömrüm yetsin. Hani sonuçta ben 53 yaşında evime girdiler. 51 yaşında anne olma kararını verdim. İnşallah sağlığım yeter ve onlar da hani iyi bir yerlere gelir oğlum. Aa, çok tatlı. Evet. Şu an kaç yaşında oğlunuz? Oğlum 20 aylık oldu şu anda. Kızım da tam 5,5 yaşında oldu. Of, çok güzel çocuklar gerçekten de. Hani tekrar diyelim Allah başlasın diye. Evet. Kimin çok... hani ne kadar ömür biçildiğini biz de bilmiyoruz. Hı. Eminim ki aslında şöyle düşünüyorum. İlk başta bir şanssızlık olarak görünebilir yaşadıkları ama şu an şansları müthiş bir şekilde dönmüş. Yani siz buluşmuşsunuz çok iyi çünkü. Geldik. Bizim için de muhteşem bir olay oldu. Ben anne olmayı yani delirecek kadar çok istiyordum gerçekten ve çocuk kaçırmayı düşündüğüm falan oldu. Oh. Gerçekten bir gün metroda gidiyorum mesela bir çocuk ağlıyordu. Anne baba hiç ilgilenmiyor. Ellerinde telefon. Allah'ım kalktım ayağa ve yürüdüm yani onu hatırlıyorum. Ama tren durdu ve indim. Yani o anda ne yapacaktım gerçekten bilmiyorum. Belki de alacaktım çocuğu bilmiyorum. Yani çok çok istedim. İşte şimdi böyle bir aile oldu. Müthiş bir aile olmuşsunuz bu arada. Çok da güzel bir aile olmuşsunuz. Mutluluk tabloları hep daim olsun. İnşallah. İşte hep onu düşünürüm. Mesela sağlık programı çok yaptım. Tüp bebek yayınları tabii çok. Bu sağlık programlarının en başında geliyordu. Çocuk sahibi olmak isteyen aileler yıllarca deniyorlar. Bir türlü olmuyor işte çeşitli durumlardan dolayı. Ve çok hani büyük mağduriyet ve mutsuzluk hissediyorlar. Özellikle kadın bu mutsuzluğu çok yaşıyor. Bizim toplumumuzda anne olmak şarttır. Bakın ya. Ben bilinçli bir kadınım. Hani sonuçta sanatçısınız. Evet sanatçı kimliğim var, okuduğum. Ama ben bile çocuk kaybettikten sonra hiçbir işe yaramıyorum gibi bir düşüncenin içine. Hmm. Ben bir işe yaramıyorum. İşlevsiz hissediyorum. Hatta işime kadın dedim, değilmiş yani gibi. Ben doğuramıyorum dedim. Ben bir işe yaramıyorum. Yani bu psikoloji tuhaf bir şekilde geliyor, yerleşiyor. Ama mesela demek ki benim her şeyde bir hayır vardır ya. Benim de misyonum böyle bir şeymiş. Yani kesinlikle. Buymuş demek ki o çocuklar beni beklemişler ben onu diyorum. Çünkü benim kaybettiğim yaş yani kaybettiğim 4,5 sene önce kaybettim. Bana geldiğinde 4,5 yaşındaydı. Dedim ki beni bir yerlerde bekledi. Ben ona inim. Beni bu bekledi, çok güzel bir denklem işte. Ben bu hikayeleri gerçekten çok seviyorum. İşte doğurmak değil mesele. Kalbim hamile kaldı benim. Aynen öyleymiş. Ya ne güzel kelime. Gerçekten kalbim. Çok güzel. Gerçekten hani kalbinizle çocuk sahibi olmuşsunuz. Öyle düşünmek lazım. O hani o ruh bir şey, o anne ve o baba o çocuğun sahibi olacakmış. Evet, yani bir şekilde ben diyorum beklemişler beni ve bana geldiler onlar. Kalbimle doğurdum, kalbimle de büyütüyorum şimdi güzel kızımı. Bu kanalda da bir programa katıldık, çıktık evet. Uçakta dönüyoruz. Bana böyle yaptı, anne dedi beni götürüyorsun İngiltere'ye, benim televizyon kariyerimle oynuyorsun. Burada ne güzel kariyeri var. Ekran kariyeri. Herkes her yere çıkıyor. Evet. Belki Türkiye'de oyunculuk yapmak ister bir zaman sonra. Benim eşim de Türkiye'ye deliriyor yani. Çok seviyor. Bir gün diyor gidip yerleşelim. Sen diyor tekrar işlerine başla. İşte tiyatro olsun, televizyon olsun. Gidelim ve yerleşelim diyor. Çok istiyor burayı. Keza kızım Türkçeyi öğreniyor zaten. Ben hiçbir şey öğretmiyorum. O beni dinleyerekten kelimeleri aralardan çekiyor ve başladı baya baya anneanneyle konuşuyor Türkçe. Harika gerçekten. Hani belki seçebilirsiniz böyle bir şeyi sonuçta. Tabii zaman ne gösterebilir ama şu anda çocuklar o kadar travmatik ki yeni bir yer geçirmeye yani yeni bir yerde hayata başlamaya çok erken. Hı-hı. Hani ben gene giderim gelirim onlar da gelir işlerimi yaparım ama hani biraz zaman istiyor. Evet o zaman da gelir belki. Çikolata partimiz. Gördüm. Ben döndüm çikolatalarla elimizde. Müthiş görünüyor. Evet. Alev sen de annesin. Evet. Ve hani az önce biraz bahsettin zor koşullar, zor şartlar. Bir yandan anne olmak, hı-hı, genç annesin bu arada. Genç anneyim. Genç anne olan bir 21 yaşında, 22 yaşında anne oldum ben. Aileye sahip oldum. Onu idrak edebildim mi? Onu çok merak ederim. Yok, ben genç yani, anne olanlarda. Mesela ben şeyi hiç anlamıyorum. Hani anneliğe böyle hazır hissettim. İşte hazır şey. Ben mesela o psikolojiyi çok anlamıyorum. Çünkü ben çok küçük yaşta evlendim. Ondan sonra eşimle, eski eşimle aramızda 10 yaş vardı. O çok çocuk istediği için sırf o istiyor diye anne oldum. Hani bunu çok algılayarak olmadım. Hatta böyle ilk hamile olduğumu öğrendim ve çok ağlamıştım. Hani ne olacak şimdi falan diye böyle. Doğuma giderken de öyle. Çok panik atak geçiriyordum hani. Sonrasında da iyi ki doğurmuşum diyorum yani. Şu anda yani çünkü insan böyle bilmiyorum ama siz mesela çok istemişsiniz ya ama ben birçok arkadaşımı da görüyorum buna çok hazır olunmuyor gibi geliyor. Yani insan çünkü ne yaşayacağını bilmiyor. Orası böyle çok kork bilmediğim bir alan hani bu. Hani artık hamile bence şöyle bir şey var. Yani senin hayatın tırnak içinde o bitiyor.
artık çocuğunla bir hayat başlıyor. Sana bağımlı. Aslında sen öyle olmuyor yemeyecek. Biliyor musunuz? Mesela benim öyle olmadı. Ben biraz daha rahat bir anneydim. Yani ne anlamda? Dedim büyüyecek herhalde bir şekilde. Biz büyüdük, bu da büyür yani dedim. Ondan sonra mesela ilk emzirme tecrübesinde de ben dedim ki ben emzirmek istemiyorum şu anda. Hani mesela o an çünkü psikolojim gerçekten çok kötüydü ben ilk doğum yaptığımda. Hani bazen ben bunu dürüstçe anlattığımda kendi sosyal medyamda benimle aynı duyguları paylaşan anneler de oldu. Sonra itiraf ediyorlar. Bazı kadınlarda çoğunlukla bu oluyormuş aslında. Sonra ben onu büyüttükçe. O nasıl bir psikoloji? Ya ben ilk doğurduğumda canım yanıyor yani. Canının derdindeydim ben. Hani mesela bazı annelere böyle bakıyorum, böyle çok şey yapıyor, fotoğrafları var. Allah'ım diyorum ya, bende gariplik vardı herhalde diyorum. Acaba hani gösterdikleri gibi mi? Ben onu çok merak ederim. Hani sosyal medya biraz manipülatif. Vallahi bir mecra. Valla bence gösterdikleri gibi değil. Yani ben mesela sezaryen doğum olmuştum. Doğumdan sonrasında acı çekiyordum yani. Ağrıyordu. Ameliyattasın sonuçta. Ama o değişiyor ki. Değişiyordur da. Ben 7 yaşına kadar çocuk sahibi olma kararını verdiğim zaman annem dedi ki yani sen çocuk düşünmedin ki hayatım boyunca, bu saatten sonra dedi herhalde çıldırdın. Çünkü ben bir de aşırı yoğun çalışan biriyim yani, çok fazla işim var. Yani bu saat bütün her şeyine engel olacak dedi. Ben dedim ki hayır, ben çocukların hayatında yaşamayacağım. Onlar benim hayatıma entegre olacak ve onlarla beraber yaşayacağım. Kesinlikle. Şimdi o mesela çocuklar benimle geliyor gidiyorlar işte, o bizim çevremizin içinde bir şeyler yapıyor. Yani burada bir yanlış mantık var. Yani biz çocuk bu memlekette biraz bunu büyütüyoruz ya galiba. Ya ben şöyle bir anımı anlatayım. Ben Alya'yla birlikte büyüyorum aslında. Alya da Allah'a şükür olsun çok akıllı, güzel bir çocuk yani, iyi bir ruha sahip. Biz mesela burada bir örnek fotoğraflarınız, kıyafetleriniz yani de geliyor ekranlara. Alya ile birlikte büyüdük biz. Mesela çok korumacı, kollamacı bir anne olmadım ben. Evet, atıştırmalıklarım hep çantamda, işte salatalıklar, havuçlar taşıdım. Onu bir her yere götürdüm, esirgemedim. Hani çocuk buraya girmez, çocuk şöyle yapmaz, çocuk böyle yapmaz gibi bir kafada olmadım. Ama çok güzel büyüttüğümü düşünüyorum. Ne anlamda? Bir gün biz hastaneye gittik. Ben Alya'nın her yerde emeklemesine izin veriyordum. Fransa'da Bastille'e gittiğimde sokakta emekleyen çocuklar görmüştüm o zaman. Küçükken böyle demiştim ki aa ne güzel kafa, insanlar sokakta çocuklarını emekletiyor falan. Biz hastaneye girerken falan ben bırakıyordum, o emekleyerek peşimden geliyordu. Herkes bana böyle çok garip bakıyor, küçümseyen bakışlar, alay eden insanlar olabiliyordu. Ben hiç şey yapmıyordum. Ondan sonra Alya'nın hiç bebeklik döneminde ya da sonrasında okul döneminde falan hiç hastalandığını hatırlamam. Doktorum hep şey diyordu bana, yani o kadar diyordu mikropla bir arada şey yaptın ki, hani izin verdin ki acayip bir direnç geliştirdi vücut falan derdi hani. Ben öyle bir anneydim, çok rahat bir anneydim. Yani aşırı böyle kundaklıyım, sarıyım. Şey zaten o çocuklar olmadı. Biliyorsun inanılmaz alerjik oluyorlar ve bağışıklık evet. sistemleri çok güçsüz oluyor. Biraz mikroplarla karşılaşması lazım. Hatta bir arkadaşım şunu anlatmıştı bana. Gürültülü ortamda uyutmanın faydaları. Ben hep hani müzik açardım. Çocuk uyuyor, aman sessiz olun değil de gürültülü ortamda uyumaya alışırsa her ortamda o çocuk uyuyor. Kesinlikle. Her ortamda uyumasın. O çocuklar biraz sakin büyüsünler, yapıları da sakin olsun. Ne bileyim ya, yani güzel mesela böyle. Hep klasik müzikle uyutuyorum, hep böyle işte opera dinletiyorum ve öyle uyutuyorum. Tabii canım, o gelişimlerinde inanılmaz. Ben onu kedilerime de yapıyorum, kedilerim de öyle. Ben dışarı çıktığım zaman kedilerime ne de öyle müzikler açıyorum falan. Onlar da böyle sakin sakin. O, belki orada yaşamanın verdiği bir şeyle bilmiyorum. Mesela biraz gürültü olduğu zaman ben bugün yani o kadar utandım ve üzüldüm ki sonra mesela. Şimdi basın danışmanı arkadaşımızla oturuyoruz. Yayın evi de var. Şimdi yüksek sesle herkes, ben bir anda ya yeter dedim ya biraz çocuk yavaş. Çocuk uyuyor. Hayır çocuk yok, ben kendim. Yavaş konuşsanıza dedim. Yani ben mesela o kadar çocukluğumdan beri sakin bir ortama alıştım ki, çünkü ailemde de öyle gördüm. En küçük bir ses ortamı olduğu zaman paniğe falan kapılmaya başlıyorum. Ne oluyoruz, gelmeyin üstüme eyvah, falan. Eyvah çok yükseldi volüm diye. Evet. Ben aslında şunu kastetmiştim. Çocuklar için özel hazırlanan müthiş steril, pamuklara sarılı ortamlar aslında çocuklara iyilik değil kötülük. Ben de öyle olduğunu sakınan düşünüyorum. Sakınan göze çöp evet, batar ya, aksine öyle. Hep bir şeyler oluyor. Aynen ama öyle. Hani ama çok da rahat olmayacaksın. Ben rahattım. Rahatlığımın kötülüğünü görmedim açıkçası. Yani neyse bizim koşullarımız. Biz Alya ile onu paylaşarak büyütüyorum. O da onun farkında ve biz mesela boşanmış bir aileyiz hani. Ama inanılmaz, eski eşimle çok yakın arkadaşlığımız sürer. Hatta ben buradayım diye bu gece o Alya'nın yanında. Hani o dengeyi de çok iyi sağladığımızı düşünüyorum. Hani psikolojik olarak. Mesela çünkü okulunda Alya'nın, örnek veriyorum, bir arkadaşının ailesinde boşanma hikayesi dinliyor. Böyle çok travmatik geçiyor. Algılayamıyor. Diyor ki niye o kadar gerildiler, anlamadım ki diyor yani. Neden öyle oldu ki falan hani. Çünkü ona göre mesela bir boşanmış aile hikayesi bile çok normal. Yani evet, birbirini sevmiyorsa evet, insanlar, aşık değilse daha ayrılmalı. O konuyu kabullenmiş durumda. Gibi yani. Hani o yüzden biz de galiba biraz bazı şeyler size soracağım özellikle. Bazı şeyler travmatik algılanıyor. Hani boşanma evet. aslında artık çok normalleşti.
İki insan birbiriyle yapamıyorsa, devam edemiyorsa. Saygı çerçevesinde evet, boşanılırsa problem değil. Ama şimdi burada benim Türkiye'de özellikle gördüğüm bir şey var. Babalar anneden intikamı ya da anneler babadan intikamı çocuklar üzerinden alıyor. Ve bu çocuklarda siz onu görmüyorsunuz. Diyorsunuz ki evet eşimle tartışıyor. Gerçekten çocuklar çok etkileniyor. Ben çok. Etrafımda çok fazla insan var. Bugün de çok konusu geçti. Baba ya da anne birbirlerine karşı o çocuğu kullanıyor her şeyde. Bu o kadar büyük. İleride bu şöyle de bir şey. Mesela kadınların birçoğu da işte o doğum hikayelerinde çocuğu doğurmanın çok büyük bir şey olduğunu düşünüp bunu hayatı boyunca o çocuğu kullanan anneler de oluyor. Ya evet, buna da çok kızıyorum ben. Ben yani. Anne değilim ama işte hep sosyal medyada işte bir yerlerde şunu görüyorum. İşte doğum hikayesi o kadar çok yüceltilmiş durumda ki doğurdum şöyle doğru, oldu doğuracağım. Böyle oldu şöyle oldu. Hani o kadar çok anlatıyorlar ki ay iyi tamam canım yani iyi Allah başla çok, çok iyi yapmışsın da başka bir mevzun yok mu hayatta başardığın? Benim çocuklarımın annesi babası doğurmuşlar. Ha, mesela. Yani gibi. Şimdi o çocuklar ben yani 24 saatim onlara aman demekle geçiyor. Yani aman derken şey anlamda onları iyi bakmaya çalışıyorum. Onlar doğurmuş ve bırakmış. Biz çünkü çocuk bakmak istemiyoruz. Biz kendi başımıza yaşamak istiyoruz demişler. Yani her doğuran aile ve anne baba olamıyor. Evet. Kesinlikle öyle. O yüzden mesela evlat edinme sürecinde eğitimler alıyorsunuz ya hani ondan çok, bahsettiniz. Bence doğurmadan önce eğitim konulmalı. Yani gerçekten o kadın ona hazır mı? O psikolojik. Gerçekten anne burada bir yani kadın eğitim almak zorunda. Doğurmamalı ya her önüne gelen. Yani çok ciddiyim böyle bir şeyden geçirilmeli psikolojik testten. Yani sonuçta ev hayvanı alırken bile evinize bir hayvan alırken bile şunu düşünüyoruz. Bir çiçek alırken bile eve. Ben bu çiçeğe bakabilecek miyim yoksa ölecek mi? Tabii. Ya da işte ben bu hayvanın sorumluluğunu acaba kaldırabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Diye düşünmek gerekirken bir anda bakıyorsunuz ki bir çocuk, o bir insan. Ya bazıları sırf evlilik kurtarsın diye çocuk yapıyor mesela o da ayrı o bir şey. O dünyanın en büyük ya. En büyük en ya nasıl şey evlilik zaten. Mi kurtarır çocuk yani? Nasıl bir hikaye bu? Çocuğun omzuna küçücük yaşta ne kadar büyük bir sorun. Evet o yüzden birçok çocuk anne baba olarak büyüyor. Yani annesine ebeveynlik yapıyor aslında. Onun duygu durumunu yönetmek zorunda kalıyor. Benim kızım mesela yani hep o işte oğlan doğduktan itibaren oğlana annelik yapmış evet. Aslında ve gerçi inanılmaz oldum. Ben bazen canım diyorum ki ya bu çocuk 5 yaşında daha yani bu lafları nasıl edebiliyor? O kadar kardeşine anne olmuş ki o her şeyine. İşte. Alıyor mesela ben içeri gittim hemen sütünü alıyor. Ona süt içirmeye başlıyor. Ben diyor değiştirdim onun altı. Yani çok büyük bir sorumluluk verilmiş ona çocukluğundan beri. Ruhen onu alıyor işte ister istemez görüyor oradaki evet. Boşluğu. O emaneti 4 yaşında. Evet. Kabul etmiş hatta daha erken. Yani. Ya da çocuk annedeki mutsuzluğu görünce de anne mutsuz, baba mutsuz ama ben probleme sebep olmayayım evde daha içine kapanabiliyor gibi gibi. Çok anne babayı artık hiç konuşmuyor. İlk geldiği zamanlar hep diyordu ki beni niye bırakmışlar? Of. Sonra diyordu ki ya bazı anne babalar bakamazmış onun için bırakırlarmış falan diyor. Şimdi artık hiç sözlerini bile etmiyor onları. Yani tamam zaten ilk bizi gördüğü gün anne ve babam diye atladı ve bütün bizim geleceğimizi söylemişler. Demiş ki işte artık sizin bir anne babanız var alıp götürecekler diye. Bütün herkese okuldaki falan benim artık annem babam var. Ay canım benim ya. Artık annem babam var diye biz kapıdan girdik zaten anne baba diye sarıldı. Ve yani hiç onun bir gün bile ayıp sosyal görevliler şey öğretmeye çalışmış. Bu baba Rob ve anne Almula hani senin kendi anne baban da var diye. O tamamen o konuyu kapattı. Hayır annem ve babam diyor. Aslında ne kadar olgunlaşmış kendince. Hani. Çok yani çok yani o kadar çok şey yaşadık ki bu süreçte gerçekten yani 5 yaşındaki bir çocuk çok ağır şeyler geçirmiş. İyi ki kitaplaştırmışsınız bunları yani. Kesinlikle. Güzel kitapta onlar. Neler bulacağız kitaptan biraz bunda ben bir kere bütün kadınlara umut olma yani çünkü diyorum ya o travmayı yaşadım dedim ki ben bir işe yaramıyorum ben çocuk sahibi hayır işte böyle de çocuk sahibi olunuyormuş ve hiçbir farkı yok yani biyolojik anne olmakla kal biyolojik anne diyoruz şimdi arasında hiçbir fark yok. Bunu ben en çok onu merak ediyorum mesela yine etrafımdan duyduğum yine işte sağda solda okuduğumuz şu var işte annelik insana işte bir gelir. Bunu hem bahsettiğim oydu işte doğumla gelen bir şey değil bu. Bence bir emek gelir. Verdiğinde gelen o bir duygu. O annelik hamilelikle bir gelir ki o ortalık bir anda değişir çiçek bahçesi olur. O annelik oturur. Benim kuzenim mesela şöyle söyledi. İkiz erkek çocuğu büyüttü ve dedi ki o annelik bana bir gelmedi çünkü sürekli telaştaydım. İki çocuğu besleme, iki çocuğu uyutma, iki çocuğun birden altını stres. Değiştirme. O annelik ben anlamadım o tırnak içindeki o kutsal işte annelik
kısmını ben anlayamadım. Ben belki çok demişti. Geç yaşında, işte yani 53 yaşında, 51'den başladı hikayem. 53 yaşında anne olduğum için çok şimdi anne kavramını o kadar net kafamda artık ki ve yani başka bir şey hissediyorsunuz. Yani bütün dünyaya karşı savaşıyorsunuz onunla. Her şeye kapatıyorsunuz kendinizi ve onlara konsantre oluyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Yani ama işte dediğim gibi hani keşkesini demiyorum artık. O zaman çok diyordum ben niye olamadım, niye yapamadım, niye olmuyor? Hayır. Herkesin bu hayatta bir misyonu var ve zamanı geldiği zaman evet. O sizin karşınıza çıkıyor. Evet. Şimdi o kesin. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bir çocuğu büyütmek için ve o çocuğu sevmek için onu ille de doğurmak gerekmiyor. Kesinlikle öyle. Ya da o hormonla işte hamilelik tamam yaşamak çok güzel bir şey. Allah herkese kısmet etsin isteyen herkese ama yaşayamazsan ve bir çocuk varsa ortada. Başka ona, bir cana evet, umut olmak daha güzel. Sonuçta biyolojik anlamlı. Olarak sen onu doğurmamış bile olsan onun çok güzel annesi olabilirsin. Kalbim hamileyi o yüzden kullanıyorum ben. Kalbimden doğurdum, kalbimden büyütüyorum. Ben o travmaları geçirdiğim zaman mesela hiç değil mi annelik şeyim benim 47 yaşına kadar yoktu. Belki doğru insanla evlenmek. Belki bakınca de. Tiyatro oyuncusu, yazar, yönetmen, Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji psikoloji okumuş, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almış, dönmüş İtalya'da. Devlet tiyatrolarından emekliyim zaten. 2007'de emekli oldum. Yıllarca televizyon kökenliyim, evet. Televizyon yaptım falan. Meslektaşız aynı zamanda. O yüzden zamanda. Hiç yoktu yani hayatımda anne Şimdi olmak. Şimdi buna bakınca... Annelik bunun neresinde? Böyle bir kariyer planlaması ama mı ilişkiden kariyer? Ama eşimi bulduktan işte doğru yani tamamen doğru adam hayatınıza doğru adam girdiği zaman aile olmayı çok istiyorsunuz. Ben o dönemde mesela otobüse biniyordum ya da uçak Türk Hava Yolları beni 3 yıl falan hamile zannetti. Çünkü böyle sürekli kalk böyle yani elimde olmadan böyle sanki hamileymiş gibi yürüyorum. O bebek kaybetmekten sonra özellikle. İşte otobüste hemen şöyle yapıyorum. Bu tuhaf bir duygu. Yani o içinize düştükten sonra acayip bir şekilde vücudunuzu sarıyor. Ben 3 yıl öyle bir şey yok. Yani hamile artık yani çocuk doğurmam mümkün değil. Ama 3 yılı ben hamile gibi yaşadım hayatımda. Her şeyi böyle folik asitler alıyorum. Yani yok atamadım onu kafamdan. Ama şimdi diyorum ki yani bunu özellikle işte bu kitabı onun için yazdım kadınlara. Evet. Yani... Herkesin misyonu var. Lütfen hayattan vazgeçme. Bir şekilde istediğin şeyler hayatına geliyor. Umudunu yitirme. Bu arada mesela dediniz ya annelik hani bunun neresinde oluyor? Mesela benim de hayatımda 4 iş yaptığım zamanlar oldu Ali'yi büyütürken. Aslında hani kadınlar benim en büyük korkum oydu hamile kaldığımda ve devamında. Çok küçük yaşta anne oldum ondan sonra ve acaba hani, kendi hayatımı kendi devam hayatımı ettirebilecek miyim? Devam ettirebilecek miyim? Nasıl yaşayacağım? Eve mahkum mu olacağım? Bu çocuk nasıl büyüyecek? Onu, acayip biliyorsun büyük... ki bu kutsanır hani bizim toplumumuzda diyelim daha çok. Yermek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama her toplumun kendi sosyolojik... Evet. Oturmuş durumları var. Bizim toplumumuzda hani çocuğun için her şeyi bırakmak, kendi hayatını hiçe sayıp tamamen fedakarlık çerçevesi içinde düşünüp de işte çocuk için bir yana bırakıp çocuğu yaşamak kutsanır hani böyle bir anne olacaksın gibi. Bence öyle olmamalı işte. Ben oradaki hani benim gibi soru işareti olanlara nacizane önerim. Şu olur. Ben 21 yaşında Ali'ye sahip olduktan sonra ben 7. gün ilk sokağa çıktığımızı hatırlıyorum Ali'yi alıp. 40'ı çıkmadan çıktım. 7. gün dedim spora gideceğiz. Benle her gün geldi gitti. Sonra 20. gününde falan o zamanlar ilaç sektöründe çalışıyorum. Toplantı var. Ay dedim o ilaç lansmanında benim olmam lazım yani. Ali'yi de aldım pusetle gittim ben o toplantıya. Herkes böyle şok. Dedim uslu çocuk o ağlamaz. Koydum oraya. Toplantı olmam gerekiyor. Yani harika. Bir şekilde ben 3 ayı zorunlu doldurdum evde hani işe dönmek için. Ama Alya'nın bütün sistemini ona göre organize ediyordum. Nerede ne yiyecek, ne yapacak, ne içecek, sütü sağıyordum, bırakıyordum, vıvır zıvır vesaire. Tak 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 tak. Alya da benimle birlikte hani ben hem hayatımın içinde oldum hem de o da benimle birlikte büyüdü. O yüzden çok korkulacak bir şey değil. Hani aşırı evhamlı yap olmadığınız sürece bir de güven ortamını iyi sağlamak lazım evde. Büyüklerden çok yardım almak lazım. Mesela Alya'nın cici annem der babasının tarafına işte teyzelerine, büyük teyzelere. Her evde bir çekmecesi vardır Alya'nın. Yani çünkü ben paslardım. Toplantıya mı gidiyorum? Onda kalacağım. Buraya gideceksin. Şurada olacaksın bugün falan. O çantasını çok güzel hazırlardı. 3 yaşında falan çantası da mı vermişti? Ben bugün buradayım. Bilirdi o evde. O evde falan. Şimdi mesela inanılmaz özgür ve o da yok. Çok geniş bir ailem var. Hani bazen insanlar büyüklerle mesafe koyar. İşte karışmasın, etmesin. Aslında tam tersi çocuk bence geniş bir kültürle büyümeli. Herkesten bir şey alıyor diye düşünüyorum evet, ben. Evet, bir zenginlik aslında. Ben ne bileyim babaannesiyle, halalarıyla, teyzesiyle herkese yaydım sorumluluğu. Single mom olmak için çok çabalamadım açıkçası. En dedim bunu olacak. Bölüşeceğiz arkadaşım dedim. Yani baba babanın görevi babalık, annenin görevi annelik olmamalı. Biz işte hayatı ikiye böldük eşimle.
Ben alt değiştirmeyi, çocuğa bakmayı, eşim videoları izledi, o bana anlattı. Haftanın 3 günü ben mesela babamın o dönemini mümkün değil bir başka yani kişiyle evli olsam geçiremezdim yani haftanın herhalde. Haftanın 3 günü Türkiye'ye mi gelmek 3 günü, haftanın 3 günü. Hastanede babam tabii yoğun bakımdaydı. Bizim babamla çünkü çok büyük bir aşkımız var. Yani sonsuz aşkım var ona. Hı hı. Bunda işte o manevi değerleri de yansıtmaya çalışıyorum. Aile, anne, baba hepsini. Mesela ben eşim bana hep dedi ki istersen sana yardımcı alayım. Hayır dedim. Ben eğer bu çocukları al yanıma geldilerse ben nelerse doğurduysam veya doğurmadıysam ben o sorumluluğu almak için yaptım zaten. Yani ben evde bakıcı, dadı, ben kendim bütün işlerimi organize ediyorum. Düzen olursa eşinle her şeyi paylaşırsan o zaman o düzen yürüyor, yardımcılara, bakıcılara falan. Ben bazen görüyorum mesela 3 tane bakıcı var, hala insanlar yorgun, bitiyor kadınlar falan. Ben işte bak Türkiye'deki işlerimi de yürütüyorum. Evet. Eşim de kendi işlerini yürütüyor. Biraz ama çocuklarımız da... Siz pozitif baktığınız evet için pozitif hani hayatın içindesiniz. O çocuklar da işte onu yapacak büyüyünce. Yani insan ne görüyorsa onu yapıyor aslında. Umarım, ben de öğretmen bir annenin kızıyım. Hep çalıştı. Bizi hem büyüttü. Bakıcı da hani yerine göre yoktu. Okulda olduğu zamanlarda elbette bakıcı vardı ama ne anneanne ne babaanne vardı evde. Bir şekilde kendini büyüttü. Ve hep böyle şey, ben size acaba yeterince iyi annelik yapamadım evet mı? Bak o soru işareti oluyor biliyor musunuz? Annenin içinde hep yara herhalde. Evet, ben de oluyor görüyorum böyle. Bazen bakıyorum gözüne. Yetemedim mi acaba diye böyle. Aynen. Ben diyorum ki o kadar yettin ve o kadar güzel şeyler öğrettin ki bize. Hani biz senin sayende iyi birer iş kadını olduk. Kız kardeşim de sonuçta. Hı hı. İşin içinde artık, iş dünyasının içinde epey bir güzel bir şeyler yapıyor. Biz çalışmayı ve kendine de zaman ayırmayı evet aslında ama annemizden öğrendik. Kendinin planlaması her şeyi, aileyi, her şeyi. Düzen, kadın çalışmalı düzenlediğin özetle anne. Düzenlediğin zaman her şey yürüyor yani evet bir şekilde. Çok güzel de yürüyor. İstediğiniz zaman sonuçta ayarlandığı zaman gayet güzel yürüyor. Kesinlikle. İşler peki nasıl yürüyor? İşler güzel gidiyor. Şöyle gidiyor. Bizim hikayede Aliye ile birlikte büyüttüğümüz bir anne çocuk hikayesine dönüştü. Birlikte bir örnek kıyafetler yapmaya başladık. Daha sonrasında bu benim hayatım oldu. Farkında olmadan konfor alanım bozulduktan sonrasında. Üzerindeki kıyafet senin tasarımını evet kestim ama. Bizim atölyemizden, benim ustalarım tarafından dikildi. Tasarım ise Kate Middleton'ın giydiği elbiselerden biriydi. Çok severim ben. Onları, royallerin hepsini hemen dikerim hepsini. Ne giydiler zaten. Ay ne güzel. Dedim Kate giydi bizde de var falan diye. Ben yapabilecek miyim mesela? Şu Meghan neydi? Merkel. Onun fotoğrafını çok beğendim işte, bir fotoğrafını bir elbisesinin aynısından yapabilir miyiz? Aynısını hemen dikeriz. Yani dikemediğimiz ürün yok yıllar içerisinde. Ki ben şunu çok seviyorum aslında. Kadını ben klasik beğeniyorum. Yani mesela pantolonlara çok karşıyım. Kadını artık sıkıştırdığını düşünüyorum. Öyle mi kadınların diyorsun? Elbise giymesi gerektiğini. Ben de pantolon seviyorum ama. Yok yakışıyor size ama elbise muhteşem durur size. Elbise daha çok severim böyle ama. Böyle midi boy elbiseler acayip güzel olur sizde yani. Tam Marilyn Monroe havası katar böyle. Ay dik de giyelim böyle o zaman. Şurada, şurada giyelim, hafif dekolte demem böyle. Acayip güzel olur. Ya kadını kadın gibi gösteren elbise. Ben hep müşterilerime de onu söylüyorum. Hani biz biraz unutmuşuz bu şu ara boyları giymeyi. Ondan sonrası çünkü hazır tekstilde her şey ya kısa ya uzun. Yani şu ara boyu yapmıyorlar tekstilde. Kısa giyiyorsun, eğilip priz takmaya kalksan eğilemiyorsun. Ben o yüzden beyaz yakada çalışırken çok zorlanırdım kısa elbise giydiğimde. Evet. Oradan ilk aklıma bu boylar gelmişti. Kalem etekler acayip tatlı durur kalem böyle. Etek de çok hele severim bir de kaliteli kumaş, kaliteli işçilikle çıkınca. Bir de taşıyabiliyorsan. Çok güzel. Güzelim. Kadınların aslında bedeniyle ilgili değil kıyafeti taşıması. Ben hep diyorum ki ruhu taşır elbiseyi. Mesela çok kilolu bir bedene elbise dikersiniz muazzam görünür. Perran Kutman mesela. Kadın hiç bize kilolu gelir mi? Gelmez bana hiç böyle. Bakarsın Perihan abladan hatırlayın işte sonraki Şehnaz Tango'da falan çok güzel gelirdi. Niye? Ruhuyla taşıyor. Ne giyse. Barışık olduğun zaman tabii kendinle ve aynen hayatla zaten her şey aslında gidiyor yolunda. Kesinlikle ama kendinle öyle barışık değilsen, sabah kalktığında aynada kendinle kavga eden biriysen zaten hayatın içerisinde de her şeyle kavga kesinlikle ediyorsun. Kesinlikle. Ben mesela müşterilerim öyle oturuyorlar benim. Yıllar içerisinde bayağı ciddi bir müşteri portföyüm. Uzaktan ölçü şöyle oluşuyor. Kadın doğum sonrası bedenine küsüyor. İşte kilo alıyor. İşte hafif yağlanmaları oluyor. Ya bir de şunu söylemek lazım. Kilo alman... Biz hiçbirimiz bikini mankeni değiliz. Olmak kesinlikle zorunda da değiliz. Öyle. Kilo alalım ne olacak? Biraz kilo alalım. Bir de güzellik standardı şey değil yani 90-60-90 değil. Mesela 80'lerdeki Türk filmlerine bakıyoruz. Kimse öyle değil. İncecik değil. Bakıyorum ben gayet basönlü basönlüler yani. Bu kilo konusunun ben biraz dayatıldığını düşünüyorum kadınlara. Aynı fikirdeyim. Ben de o yüzden diyorum ki hep kendi müşterilerime. Hazırda bulamayınca bunalıma giriyor kadın. Giyiyor işte orası oturmuyor, burası oturmuyor. Boyu kısa geliyor. Küsüyor kendine. İşte bir tight bir tişörte dönüyor. Diyorum öyle yapma. Bak diyorum al bunu. Göğü
eğer diyorum burada çok yalma varsa önden kuplu düz yapalım sana. Şöyle yapalım. Hep bunları anlatıyorum ben sosyal medyamda da. Şöyle giyinelim, böyle giyinelim. Sonra kendiyle barışmaya başlıyor. Çok aktif kullanıyorsun sosyal medyayı. Çok aktif kullanıyorum. Ama bir de tabii etrafı, yani eşinin veya işte etrafında kim varsa onun da sana aynı pozitiflikle gelmesi lazım. Yani benim mesela ben işte bu o dönemde iğneler yedim, birçok iğnelerden dolayı mesela kilo aldım. Bir de hormonal düzen de mahvolmuştur değil mi? Hormonal düzenim tamamen bozuldu zaten. Ama eşim bana hiçbir zaman bak kilo aldın lafını hiç kullanmadı. Hep bir şekilde o beslenmemi düzenlemeye çalıştı. Hani bana çaktırmadan onu öyle hazırlıyor böyle yani. Onun da hayatında seni o şekilde yönlendirirse sana... Siz çok şanslısınız. Çok az böyle sevilen kadın. Yani her kadına kısmet olmuyor. Şanslısınız yani. Ben neler görüyorum. Atölye ürün teslim ederken kadıncağız hamile giyiniyor böyle. Kayınvalidesiyle gelmiş. Kayınvalidesi ağzını açıp demiyor ki çok güzel olmuşsun. Çatlar insan yani. Hani beğenmesen de ki kadına güzel olmuşsun. O kadar zor ki insanların... Hani eşi geçtim. Çevrenizdeki insanlar hani güzel olmuşsun, iyi görünüyorsun. Çok zor. Siz şanslısınız. Bir şeyler demekte çok zorlanıyoruz zaten. Çok, birine mi? Güzel bir şey söylemek falan. Ben mesela çok beğendiğim bir şeyi söylerim. Yani ben de söylerim. Ama biz çok zorlanan bir çok zor söylüyoruz. Evet, özellikle işte bu kayınvalide çağırıcı. Mesela benim burada hep onları da anlatıyorum. Benim kayınvalidemle de inanılmaz bir anne kız ilişkim vardı. Ay, yani ne kadar güzel. Ya, çok İlk tanıştık. Anne, maşallah. Ona da anne dedim. O da bana hep kızım dedi. Üstelik yabancı bir hanımdan bahsediyoruz, yabancı İngiliz. Onun cenazesinin bütün işlemlerini de ben yaptım. Giydirmesini, her şeyini. Orada çünkü giyinik tabii gömülüyor, makyaj yapılıyor. Her şeyini ben yaptım ve hep benim elimi tuttu. Yani o 3 ay dedi doktorların ömrü, 3,5 ay yaşadı bizimle. Ve hep elimi tutarak yaşadı. Ya. Çok güzel. Yani bu tabii yani, çok şanslıyım eşim evet ama... Ben de onlar için bir şeyler yaptım. İşte bu karşılıklı mesela hani şey şanslı olduğunuz konu sizi verdikçe almışsınız. Bu i̇şte çok bu güzel. Denge. Alma verme aile dengesi. İçerisine hiç ego savaşına girmedik kayınvalideyle şeyde her şeyi. Nasıl ben anneme verdiğim saygıyı, anneme gösterdiğim saygıyı ben kayınvalideme de gösterdim. Evet. Karşılıklı saygı sevgi olunca her şey halloluyor. Ben de gösterdim. Bir savaş başlarsa... O savaşı büyütmek çok kolay. Hani çünkü bir kıvılcım hemen ateş olur, kötü hemen alevler sarar. Kötü olmak çok kolay ya. Daha kolay. Evet. Çok kolay. Olumsuz bir şey yapmak. Bazen ben trafikte falan da diyorum. Yani geçen günlerde spor salonunda oldu öyle bir şey. Arabayı biraz geri al mesela diyor taksici. Kadın almıyor ısrarla. Alabilecek noktada. Diyorum ki şu an yaptığı daha kolay. Yani sorun yaratmak çok daha kolay. Aslında orada onu geri alsa 2 dakika. Hani o ego savaşına giriyoruz ya, hiç gerek yok aslında. Yok, sonra yoruluyorlar işte. O zaten her şeyi bozuyor hayatın içinde. Bütün dengeleri alt üst ediyor. Çok güzel bir sözüm var. Bir kadın emeğiyle güçlenir, başarır ve mutlu olur demişsin. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Her insan bir iz bırakmalı yaşarken ve nefes aldığı sürece. O izleri de emeğinizle bırakabilirsiniz. İşte bir çocuğun hayatını değiştirerek verirsiniz emek. Ben kendi çocuğum ve atölyemdeki çalışanlarım ve onlara sağladığım istihdamla hissediyorum bunu. Ulaştığım ailelerin hikayeleriyle. Hep şunu söylüyorum. Ürünlerin satışında da çok ekonomik fiyatlarla ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü devlet memuru bir ailede büyüdüm. Babam öğretmendi. Tek maaşla büyüdük. Bunu acıtı için söylemiyorum. Satın alma gücümüz düşüktü. Dolayısıyla da şimdi ben satın alma gücü daha düşük olan ama hayal eden kadının istediğini giyebilmeyi alanı yaratmaya çabalıyorum kendimce. O yüzden de bu emeğimle iz bıraktığımı düşünüyorum onların hayatında. Bu da beni çok güçlendiriyor. Çünkü duygusal böyle kalpten kalbe bir bağ kurduğumu hissediyorum. Onu fark ettim hani elbise yaptığın insanlarla bir duygusal bağ kurduğunu hani sosyal medya hesaplarına şöyle bir bakarken onu fark ettim. Evet. Orada bir bayağı bir aile olmuşsunuz siz. Aynen öyle oldu yani yıllar içinde bu güvenle gelişiyor. Hani en iyi işte hani ticarete atılanlar da hani şey vardır ya hani herkes bir anda büyümek ister. Herkes hani bir anda işte ilişkiye de başlamadı, aşkı da her şey bir anda olsun. Hiçbir şey bir anda olmuyor bu hayatta. 9'dan 10 gün sürüyor bazı şeyler. Evet. Birçok şey aslında bir doğum sürecinden sonra severek oluyor. Severek yapıyorsan bir işi, benimsiyorsan, severek yapıyorsan, iğreti ucundan tutmuyorsan zaten başarı geliyor. Yani ben güne kalkıp da eğer bugün ben gene işe gidiyorum diye başlarsam zaten o işte iyi bir şeyler olmaz. Evet. Senin ilişkilerin de iyi gitmez. Sonuçta her şey sevgi, temelinde sahiplenmek. Yaptığın şeyi sahipleneceksin. Bir de şey de var temelinde, kırılganlık da var. Tabii. TEDx konuşmalarında çok rastladım buna. Kırıldığın anda daha güçleniyorsun. O bir kırılma noktası oluyor işte. Evet, ne kadar çok kırılırsan o kadar çok güçleniyorsun aslında. Mesela ben kendim çok eleştirirdim, çok kırılıyorum, her şeye ağlıyorum falan diye böyle. Ondan sonra her şeye ağlamanın ya da kırılgan bir ruha sahip olmanın hani öyle izleyenler varsa bu iyi bir şey. Öldürmeyen güçlendirir. Aynen öyle, güçleniyorsun ve böyle. Daha böyle cesaretleniyorsun, devam ediyorsun. Peki Almula Mert Erçorum'un yeni projeleri var mı? Çocuklardan vakit bulacak mı?
Vakit buluyorum. Her zaman. Evet, bir televizyon projesi var kafamda. Kızımla yapmayı hedeflediğimiz bir proje. Halbuki kariyer hayatına önü açılacak kızım. Evet, kariyer açacağım, çok istiyorum. Kızımla bir proje oluşturduk. Onunla ilgili işte görüşmelere başlayacağım. Onun dışında yine tiyatro oyunları artık yapmak Harika. İstiyorum. Epey bir ara verdim. Türkiye'de. Bu kitap Korev Evlat Edindirme Derneği'ne bağışlanıyor. Benim kendi tarafıma düşen gelir oraya gidiyor. Harika. Onlarla konuşuyor. Güney Kore'de nereden? Hayır, Korev, Ankara. Korev. Evet, heh. Kore diye bir dernek var. Ben bir an Kore'ye gittim. Evlat Edindirme Derneği ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Çocukları, bir çocuğun hayatını sen değiştirsin, o bütün hayatı değiştirebilir. Evet. Çocuklara evet. dokunmak için böyle bir şey yapıyorum. Tam bir kelebek etkisi. Evet. Ruhunuza sağlık diyelim o zaman. Şimdi sizi zaten takip ediyordum. İki harika kadın ve yakından tanımaktan da müthiş mutluluk duydum. Bu karşılıklı müthiş evet. bir sohbetti. Çok teşekkürler. Almula Mert Erçörm ve Alev Şenol. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, yarından önce güzel bir muhabbet ettiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de hemfikirsinizdir benimle birlikte. Ve bu akşamlık size veda edelim. Yarın gece yeniden karşınızda olacağız. Yarından önce hem başlıklara bakacağız hem de sohbet edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.